Saadetli kimi için bugün alanımızın seçimini yaptık. Şimdi alanımıza bayağı bir ot yoğunluğu var. Otları temizleyeceğiz. Ondan sonra toprağımızı bir devireceğiz. Tırmıklayacağız. Ondan sonra sahiplerimizi dikmeye başlayacağız. İlk aşamamız alanı güzelce bir mevdiye edelim. Otlardan ayrıca. Bu alan uygun mudur? Yoğun otun olması iyi bir şey. Bu toprağın organik maddesinin fazla olduğunu gösteriyor. Bu toprak çok uygun bir toprak çünkü iyi gübrelenmiş. Aynı zamanda nemli. Salep için en uygun toprak bu. Bu toprağın orijinal halini de gösterelim. Orijinali de bu şekilde. Evet. Telergu'nun yan tarafı. Evet. Biz buraya bol bol ördek suyu, şu havuzun suyunu ve de bıldırcın gübresi, işte tavuk gübresi, onlarla bu toprağı yaptık biz, bu hale getirdik. Evet. Toprağımızı devirdik, havalandırdık. Gördüğünüz gibi de toprağın verimli kısmı ortaya çıktı. Yalnız çok verimli bir toprak olduğu için, gübrelemesi çok iyi yapıldığı için ot yoğunluğu fazlaydı. Şimdi elimizdeki özel yapılmış tırmıkla toprağımızı tavlayacağız. İyice kıvamlı ekilecek hale getirmeye çalışacağız bakalım. Salep ekiminde bu Türk geniş ağızlı büyük toprak düzenleyici aletlere ihtiyacımız var. Sağ olsun Faruk Bey'in babası Ramazan Bey bunu kendi imkanlarıyla yapmışlar. Yan tarafla buranın arasında işte 2 metrelik 2 metre sonra çok acayip bir toprak, taşlı, kumlu bir toprak var. Bura da öyleydi eskiden. Evet, aynı zamanda şu yan taraftaki araziye bakın. Toprak rengi arasındaki farkı zaten kendinden görürsünüz. Önceki toprak da bu şekildeydi. İyi gübrelemeyle, iyi sulamayla toprak hakikaten değişmiş. Humusça zengin bir toprak haline gelmiş. Bu da bizim salep tarım için düşündüğümüz bir yol. Bıldırcın gübresi. Bıldırcın gübresi. Hayvanlarımız da görsün. Ördeklerin bu havuzlarının suyu arkadaşlar. Devamlı 2 senedir, 3 senedir buraya akıyor. Salep'te kimyevi gübre asla olmaz. Doğal bir ürün olduğu için, endemik bir tür olduğu için doğal gübreleri daha çok seviyor bu bitki. En önemli şeylerden bir tanesi de bu toprak bölgesinde nemli özelliğini koruması. Yani gece ırmağa da yakın olması da buna bir etki. Evet. Rutubetli bir şey var. Şu arkamız ırmak. Evet. Yolun 100 metre ilerisi. Sabahları buralar sis oluyor. Evet. Yani çiğ yağıyor diyelim. Çiğ yağdığı için toprak sürekli nemli kalıyor. Toprak nemli. Burada salebin istediği toprak yapısı işte. Allah tarafından sulanıyor yani sabaha kadar bu bölge. Şimdiki aşamamız ise bu salep ekim için yatak oluşturma, yastık oluşturacağız, parsel yastığı. Sınırlarımızı belirliyoruz. Şu anki mevcut alana biz 1 kilo salep ekeceğiz. 1 kilo salepin içerisinde de 160 ile 170 arasında salep yoğunluğumuz var. Öncelikle alanımızı hesaplamamızı yaptıktan sonra bu şekilde parsel çizgilerimizi çiziyoruz. Daha sonra şu bölge üst tarafta kalacak. Yan bölgede çukur alacağız. Salep dikeceğimiz alan belirginleşecek. Sonra çizgi çizme aşamamız var. Sıra ve sıra arası mesafe için. Evet, bir sonraki aşamamızda ise bizim salep dikiliş yapacağımız alanı belirginleştirdik. Çizgi çekmiştik. Bu çizgi alanlarını derin açmalar yaparak yastığımızı oluşturduk. Normalde salep geçişiyle ilgilenen kişiye bu kadar bir derinlik şeyini pek gelmemişlerdi. Bizim bu kadar derin yapmamızın sebebi çünkü zaman geçtikçe biraz ekiliş yapacağımız alan alçaklı olduğu için yağmur ve kar sebebiyle bu çukur alanlar dolabilecek. Bir de ilk uygulamamız olduğu için biraz bunu göstermiş olalım diye yaptık bunu. Şimdi elimizdeki aletle toprağımızı tıraşlayacağız. Taş ve ot parçalarını da yine temizleyeceğiz. Sonra tırmıkla tekrar bir geçiş yapacağız. Bir sonraki aşamada da saleplerimizi ekeceğiz inşallah.
Alanımızda yaklaşık 3 metrekarelik bir alan yaptık. Bak, 1 kiloluk salep için. Olan alanları eşitlememiz lazım. Saliplerimizin daha iyi büyüyebilmesi için. Arkadaşlar, Köstebek operasyon yapıyor bahçeye. Evet, az önceki görüntüde de gördüğünüz gibi orada bir köstebek var. İşte bizim salep dikeceğimiz alanın etrafını bu kadar çukur yapmamızın sebebi de bu köstebeklere karşı saleplerimizi korumak. Çok geniş açtığımız için salep buraya köstebek geldiği zaman ki koku duyusu gelişmiştir. Kesin oksijen kokusunu aldığı için geri dönecek. Dolayısıyla salep alanına bir zararı olmayacak. Gördüğünüz gibi bahçemize köstebeklerimiz var. Evet. Şimdi saleplerimizin 1, 2, 3, 4, 5. sırasının dikimine geçtik. Salep arasındaki mesafelerimiz aynı bu şekilde olacak. Sıra arası mesafelerine dikkat ediyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi etrafındaki yastığımızın alanı geniş açtık, derin açtık. İşte köstebek ya da aşırı yağışın ötürü boğazın dolmaması için yaptık. Şu an elimizde 4 çeşit salebimiz var. Mesela elindeki salep bizim aslan ağzı dediğimiz salebimiz. Yumrusu çok geniş oluyor. Yapraklarından kabarık, dolgun olan salep türlerimizden bir tanesi. İsterseniz yakından şöyle dikimi de göstereyim ben size. Biz mesafelerimizi 15'er santim olarak tuttuk. Burada tabii 4 farklı cins olduğu için yaprak şeyi de farklı. Kimisi daha uzun, kimisi daha kısa. Sıra arasındaki mesafeler dengesiz gözükebilir ama hep dikim yaparken 15'er santimi biz gözettik. Şimdi yine şuraya aslan ağzı salebimizin dikimini yapıyoruz. Çukurumuzu kazdık. Salebi dikerken çok dikkat ediyoruz. Üstündeki yeşil yapraklar toprağın üzerinde kök ve kökün üstündeki şu beyaz alanın son olduğu noktaya kadar da toprak altında kalması gerekiyor. Eğer köklerimiz yukarı doğru kırıldıysa bunları hafifçe elimizle bastırıyoruz, kırmadan nazik bir şekilde aşağı doğru indiriyor. Çukurun içerisine yerleştiriyoruz. Sonra hafif nemli toprağımızda yine nazik bir şekilde salebimizin etrafını istiyoruz. Evet, bu kadar basit. Salep dikiminde en son işlemizde sınır belirlemesini yaptık. Dört köşeye de birer tahta ya da demir çubuk çizip belirgin bir renkle ibde bunun etrafını geçirdik. Bunu yapmamızın sebebi şu, salep dikimindeki alanlarımızın belirlenmesi gerekiyor. Bir de hassas bir ürün olduğu için buraya işte insan olsun ya da hayvan olsun değişik zararların girmemesi gerekiyor. Ama en önemlisi de şu, güneş sıcaklıkları arttığı zaman eğer mevsim normalinin üzerinde bir sıcaklık meydana gelirse bunun üzerine örteceğiz. En azından şimdiden bu örtüşümü alan belirlemiş olduk. Bu şekilde salep ekimimiz tamamlamış olduk. Faruk Bey'e yeniden hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun.